Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis bu. Kul, Müslüman olan kul dünyadan ayrılacağı zaman Allah azze ve celle ona ölüm meleğini ve ölüm meleğiyle beraber onun yardımcılarını gönderir. Onlar onun baş ucunda otururlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözünün gördüğü yer kadar melek vardır. Canını veren insan baktığı zaman gözü nereyi görüyorsa oraya kadar melek vardır. Sonra ölüm meleği gelir. Onların yüzü diyor sallallahu aleyhi ve sellem bembeyazdır. Nur gibi parlar ve onların yanında cennet kokularına bulanmış olan kefenler vardır. Ölüm meleği onun yanına oturur. Der ki ey güzel olan nefis, Rabbinin mağfiretine ve Rabbinin rızasına doğru çık. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki onun ruhu su damlasının bardaktan yere damladığı gibi bedeninden çıkar gider. Bu kadar rahat. Sonra rahmet melekleri onunla beraber semaya doğru yücelirler. Semaya çıkarken diyor sallallahu aleyhi ve sellem onun kokusu bütün yeri ve göğü kaplar. Yerde ve gökte ne kadar melek varsa ona salat getirirler. Onun için dua ederler. Ve her biri der ki ya Rabbi keşke bu adam bizim kapımızdan semaya girse de biz onunla karşılaşsak. Semanın önüne gelir, semanın kapıları onlara açılır. Semanın her katında melekler onları karşılar ve sorar. Kimdir bu adam? Melekler der ki bu falan oğlu falandır. Allah azze ve celle'ye ruhunu teslim etti. Ta ki 7. semaya ulaşıncaya kadar Allah azze ve celle'nin huzuruna gider. Allah azze ve celle der ki benim kulumun amel defterini illiyuna yazın. Yani yücelerin en yücesine bir kitap yazın. O kitabı bırakın. Sonra da benim bu kulumun ruhunu tekrar geri cesedine döndürün. Çünkü ben şöyle takdir ettim. Hiç kimse yoktur ki kıyamet gününe kadar tekrardan semaya gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor onun ruhu tekrardan cesedine döner ve o kabrine girer. Sonra kabrinden cennete bir kapı açılır, salih amelini görür. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ediyor.